Merhaba, iyi akşamlar. Düzeltmeyle biraz geçen bir günü geride bıraktık. Tabi Borsa İstanbul 1206 direncini geçti. Şimdilik 2 gündür kırdığını söyleyebiliriz aldığımız sonuçlarla. Yani son kapanışlarla. Ama yani bir düzeltme de gerekiyordu aslında. Bugün de o düzeltme biraz oldu. Bakalım yarın nasıl olacak? Yarın ayın 22'si para politikası kurulu toplantısı var. Bir faiz beklentisi var piyasada. İşte kimi aracı kurumların anket, daha doğrusu Bloomberg anketinde 200 bas puan. Reuters'de galiba 175 bas puan medyan sonuçlar çıktı. Bakalım bir faiz gelecek mi, gelmeyecek mi göreceğiz. Yani yarın biraz önemli. Şimdi Arçelik isteyen bir arkadaş vardı. Vestel bir kağıt daha istiyordu. Trade edilir mi diye sordu. Şimdi trade etme size kalmış bir şey. Ben onun için bir şey söyleyemem. Kağıt trade etmek. Yani günlük trade ise tehlikeli. Haftalık en azından trade biraz daha güvenlidir. Yani bir kağıda şans vermek gerekir bazen. Arçelik yoluna devam ediyor. Yani 1.618 hedefine ilerliyor. O ara düzeltme daha önceden, çok önceden çizdiğim, belki aylar evvel bir direnci vardı. Tam orada ara düzeltmeyi yaptı. Şimdi bir de 1.618, 28.74 var. Yani ilerlerse 28.74'te bir direnç beklenir. Bir düzeltmeye uğrarsa da 27. Şimdi burada tabii şunu da söyleyeyim. Yani 27.40'ın altına inmesi çok kötü mü? Herkesin risk algısı farklıdır. 27 lira 6 kuruşun altına salarsa bu kısa görünüm, yani kısa trade ediyorsanız kağıdı bozulmuş olur. Ama 25.68'de de 20 günlük üstelik var. Orayı kırmadıkça da çok büyük bir problem çıkarmaz. Tabii hani yüzdesi olarak %10'u tekabül ediyor. O biraz fazla gelebilir kimisine. Ona göre yani 27.06'nın altına çok kısacılar bir stop kullanabilir. Biraz daha böyle kağıda şans verenler, ben beklerim diyenler varsa 25.68'in de biraz altına stop koyabilir. Ama asli olarak aslında kırdığı yerin, direncin üzerinde durması da beklenir. 28.74 önemli yani. Buraya geçerse bir daha yukarıda iki, uzun vadeli tabii, bu çok kısa vadeli olmayabilir, onu söyleyeyim. 2.618'de 38 lira 94 kuruş var. Ki Arçelik ancak yani en yüksek tepesi burasıydı. Ancak şurayı kırabildi. Oraya da daha biraz mesafe var. Baktığımız zaman yani RSI tabii biraz yani sıcak bir bölgede. Aşırı alım bölgesinde. Yani kar realizasyonu olur mu olmaz mı bunu bilemem arkadaşlar. Genellikle şöyle söyleyebilirim yalnız. 84-80 yani 80-85 arası diyelim biz buna. 3 aşağı 5 yukarı bir kar realizasyonu geliyor çoğu zaman Arçelik'te. Dolayısıyla 79-82 kendi ortalaması 75'te. Oldukça bilançoyu ne zaman verecek bilmiyorum tabii. Bilançoya kadar gidebilir. Biraz daha böyle hareketli de olabilir ise. Çünkü bilançolar artık bir dönem, bilanço dönemindeyiz. Günlük aşırı hareketler olabilir bilançolar açıklandığı dönemlerde. Bunu da hesaba katmak lazım. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar dilerim.